Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün karne günü. Bakalım öğrenci arkadaşlarımızın karneleri nasılmış. Kaçıncı sınıfsın? 8'e geçeceğim. Lise sona geçtim. 6. sınıfım. 10. sınıfım. 7. 6. 10. 10. Şu an 9. sınıfım, ona geçtim. 9. 9. 11. 10. 9. sınıf. 4. sınıf. 11. sınıfım. 9. sınıf. 10. 10. sınıf. Karneler nasıl? Kötü. Boş. Güzel. Teşekkür belgesi aldım. Yarım puanla takdir kaçtı. Takdir aldım. Teşekkür. Takdir aldım. Güzel. Takdir. Teşekkür. 86 takdir aldım. Takdir, teşekkür. Yok, maalesef hiç olmadı. Çok iyi değil. Takdir, teşekkür yok. Yok, düzgün. Takdir mi, teşekkür mü? Yok, hiçbir şey yok. Geçiyorum, düz. Düz. Evet, tamam. Takdir. Karnem gayet iyi, bir sıkıntı yok diyebiliyorum. Takdir. Takdir. Karnen nasıl? Teşekkür, yani. İyi sayılır. Neden takdir değil? Birinci sınavlarım biraz düşük aldım, o yüzden. Takdir olamadı. Fena değil. Teşekkür. Kaldığım dersler var. İyi durumda ya. O kadar kötü değil şu an. Boş geçtim ama yine de onur belgem var. Güzel. Yani teşekkür aldım. İkinci dönem nasıl geçti? Not ortalama bakarsak aslında ikinci dönem daha yüksek ortalamam. Fakat dersler daha zorlayıcıydı. Yani daha çok çalıştığım için o arayı kapattım zorlamaysam ama cidden zorlayıcıydı. Zorlayıcıydı. Kötü. İkinci dönem aslında çok zordu ama yani ben kendi kafamda kolaylaştırdım yani. İkinci dönem ben birazcık zor geçtim. Hoca sayesinde geçtim. Aynen. Tamam. Elektrik sayesinde biz de geçtik abla. Biraz zordu. Sınavlara göre biraz daha zor ikinci dönem. İkinci dönemim birinci döneme göre daha kötü geçti. İkinci dönem notlarım daha da düştü. Daha rahattı benim için. Çok bir şey yoktu ama iyi geçti. Güzel geçti. Birinci döneme kadar hani daha iyi geçti. Zordu. Ben de pek tembelliğime çalışamadım. Ama güzeldi. İkinci dönem çok yoğundu. İlk döneme göre biraz sıkıntılıydı. Ben daha kolay olur diye düşünüyordum ama bir şekilde hallettik artık sıkı çalışarak falan. Güzel oldu, güzel bitti. İkinci dönem birinci dönemden biraz daha iyiydi. Düzeltemediğim derslerimi düzelttim. İkinci dönem birinci döneme göre kötü geçti ama çok bir fark yok aralarında. Ortalama. Biraz daha zordu. Birinci dönem daha kolaydı ona göre ama yine güzeldi ikinci dönemde. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bir puanla takdiri kaybettiğim için çok üzgünüm şu an. Daha kolaydı. Birinci döneme göre. En çok hangi derse zorlandınız? Matematik, tarih, fizik, kimya, biyoloji. Benim de matematikle tarih. En çok İngilizce. Matematiği. Hiç yapamadım onu. En yüksek notum 35 matematikte. Matematik. Matematik. İngilizce. Matematik tabii ki. Tüm herkesin aynı olduğunu düşünüyorum ben ama matematik. Diğer, zaten eşit ağırlık öğrencisiyim ben. Sözel dersler falan çok iyi. İşte bir sayısal matematik çok zorluyor. Ben en çok Türkçe'de zorlandım diyebilirim. Sözel'de yani Türkçe'de çok zorlandım. Bir de matematikte. Matematik bir de şey. Ben meslek okuduğum için atölye dersimde zorlandım bir de. O yani. Matematik ve edebiyat. Aynen ikisi. Matematik. Fizik ve kimya. Kimya. İngilizce ve biyoloji diyebilirim. Hiçbir derste. Yaz için bir planın var mı? TYT'ye başlayacağım inşallah. TYT'yi bitirip ondan sonra 11'i tekrar edip 12'ye daha böyle hazırlıklı başlamayı düşünüyorum. Bilmiyorum, herhangi bir şeyim yok şu anlık. Çalışmak. Evet, benim de öyle. Ders mi işte o? İş. Ya büyük ihtimalle full bir şekilde tatil yapacağım. Köyde bağ bahçeyi temizlemek. Benim de henüz yok ama annemle beraber kamp yapmaya gideceğiz ailecek. Hem köye gideceğim hem de yüzme kursum var. Köyüme gideceğim. TYT'ye çalışmayı düşünüyorum. Geçireceğim işte, boş geçireceğim. Ders yaşayacak. Evet. Tatil. Evet. Tatil bunun için yok mudur zaten? Ben de aynısı, evde. TYT'ye ağırlık verip inşallah toparlayacağım kendime. Çalışmak. Yaz için evet bir planım var. Özellikle 9 yılını tekrar ederek 11 sınıfa daha iyi başlamayı düşünüyorum. Ki 11 sınıf derslerinde erkenden en azından matematik için öğrenmeyi düşünüyorum yani. Antalya'ya gitmek. TYT, AYT ufaktan başlamayı düşünüyorum. Yaz için herhangi bir planım yok. Yine düz geçecek. Şu anlık bir planım yok ama çalışmayı düşünüyorum. Daha mantıklı olacak gibi. Evet, şehir dışına gitmeyi düşünüyorum. Yani deniz falan öyle. Tatile dinleneceğim diyorsun. Evet, inşallah. Gümüşhane'ye gitmeyi düşünüyorum. Memleket ziyareti falan. Haziran'dan sonra TYT'ye başlamayı düşünüyorum. Çünkü diğer türlü geç kalacağım. 9 ve 10'u bitirmeyi düşünüyorum. 11. sınıfa hazırlıklı girmeyi düşünüyorum.